Evet arkadaşlar, şimdi dışarı gitmemizi istedi. Bakalım bize ne anlatacak. Hala onda mı? Bir tane sahtesini mi kralı verdi, yoksa ne doldurumu söyleyecek? Şimdi neredeymiş peki? Krala verdikten sonra kulaklarımı biraz açtım. Nerede olduğunu bilmek için. Sonuçta senin için önemli olduğunu biliyordum. Yani ve eğer dediklerin doğruysa Hendrik ve adamları onu kral tapınağına götürdü ve o gün bugündür kilitli olarak orada muhafız ediliyor. Demek kral tapınağı, öyle mi? Aynen. O. Evet, Güneybatı'da Taşlıca ile aynı yönde. Hatırlarsanız arkadaşlar, geçen bölümde doğduğumuz şehre Taşlıca demeyi kararlaştırdık. Daha doğrusu ben kararlaştırdım. Çünkü zaten çevrildiği zaman şey anlamına geliyor. Yani böyle kayalıklar ya da taş yer anlamına gelir ki bence uyan bir isimdir. Neyse, devam edelim arkadaşlar. Aa, bu demek oluyor ki bir taşla iki kuş vurabilir. Vurabiliriz. Dietrich, eski dostum. Var mısın sen de eski günlerin hatırına? Üzgünüm. Yapamam. Bir dükkanım var. Üstelik evlendim ben. Ne? Evlendin mi? Sen gerçekten değişmişsin ya. Ama sen her zaman bir gün bir dükkan açıp evlenmeyi düşünüyordun zaten ve rüyaların yerine geldiği için mutluyum dostum. Neyse, biz yola çıksak iyi olur. Kendine iyi bak Dietrich ve her şey için teşekkürler. Sen de eski dostum, bol şans. Ve hey dostum, hayatın tadını çıkar, tamam mı? Ve işte ayrılma zamanı, neler oluyor? Güney kapısı muhafız dolu, oradan çıkamayız. Üstleri kendikin adamları rüşvet falan da almazlar, o yüzden oradan çıkamayız. O yüzden başka bir yol bulmak zorundayız. Eğer tepelerin arkasından dolanırsak, o zaman kral tapınağına diğer taraftan gidebiliriz. Evet, yoldayken de Taşlıca'ya bir bakarız. Hadi, hemen alt şehre geri gidelim. Dikkat edin onu dışarıda, tamam mı? Oranın adı boşuna Bataklık Ormanı değil. Bir sürü insan oraya gidip geri dönmedi, biliyor musunuz? Hehe. Bizi korkutmak için masadan daha fazlası gerekir. Hem üstelik başka çaremiz yok. O zaman yola koyulalım arkadaşlar. Tekrar alt şehire geri gideceğiz şimdi. Şimdi geri geldik. Burada önce bir şeyler satın alalım isterseniz. Bu ne satıyor mesela? Uyumamalıyım yoksa hırsızlar tüm eşyalarımı çalar. Ha. Sadece satıyor sadece. Tamam, başka ne varmış burada? Şimdi arkadaşlar, yolumuza çıkmadan önce şurada biraz konaklayalım ve bir günümüzü geçirelim arkadaşlar. Evet. Umarım iyi uyumuşsunuzdur. Tekrar yeni gelmeniz dileğiyle. Şimdi şuradan çıkalım arkadaşlar. Evet. Artık başkent yerimizde kaldı. Oo. Biz gördüler mi yoksa? Herhangi bir şey gördünüz mü? Hayır efendim. Buradan geçmediler anlaşılan arkadaş. Buradan geçmediler anlaşılan. Şehri tekrar arayacağız. Bizi görmediler. Şu ışıklara bir bakar mısın? Anlaşılan bizi bulmakta kararlılar. Yani Seliodor'dan uzak duralım. Her şey biraz sakinleşene kadar. O zaman hadi. Şimdi Bataklık Ormanı'na doğru gidelim. Ondan sonra da Taşlıca'ya. Evet arkadaşlar, yola çıkıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Ha, bu kilisenin orası değil mi? Önce birkaç canavar öldürelim ve biraz altın kazanalım arkadaşlar. Bunlar hep canavarıymış acaba. Oh.
O umarım başarabiliriz. Hani biri gitti. Şimdi seni görürsün. O birilerini çağıracak evet. Ha, neresi bu tatlı kedi ya? Siz? Kediye. Neyse, herif. O. Sinir mi iyileşti, ne yaptı ama hiçbir şansım yok dostum. Şimdi odası elektrik saldırdı, bu tamamdır, iş bitmiştir. İşte böyle arkadaşlar. Böyle yolumuzda oh, yükseldik yine. Ben yükseldim. Bakalım kaç, 2 puan, 2 puanda bir şey yapamayız. Geri gidelim arkadaşlar. Devam edelim burada. Evet. Patlaklık ormanına girdik. Hemen girişinde bir adam var. Bakalım bize ne diyecek. Bugün şanslı gününüz dostlar. Ben bir gezgin satıcıyım. Ve burada yolumuz kesiştiği için sizin için çok güzel indirimler yapacağım. Ne dersiniz? Bir bakmak ister misiniz? Bir bakalım hele. Bakalım. Hayır ya, ne oldu? Şimdi işime yarayabilir. %65'e bunu alabiliriz. Evet, bunu alalım. Erik'e verelim bunu arkadaşlar. Tamam. Şimdi geri başka şunu kendime alabilirim aslında. Aynen. Paramız var nasılsa. Az da olsa. Tamam. Kılıcı da alayım. Param kaldı mı? Param kalmadı ki. Birkaç şey satayım. Mesela şunu satabiliriz. Başka ne var satabileceğimiz? Ha, bunları satamıyoruz. Tamam. Taşçıdan aldığım şeyleri satamıyoruz. Tamamdır. Başka neyimiz var? Bunları da lazım bize. Tamam, bu kadar yeter. Biz yolumuza devam edelim o zaman arkadaşlar. Ha, böyle bütün bir canavar ya. Sıkıntı lan. Oh. Ha, neyse işi çabuk bitirdik ya, basitmiş. Şurada sis canavarı da var. Şunu bir saldıralım. Aha. O küçük kedi de çıktı ya. Neyse. Uuu, bayağı güçlüymüş ha. Oo, ona... Hayır, ben eriyi kurtarmam lazım. Sıra bana geldiğinde. Evet. Kime? Eriye. Evet. Tamam. Eriye şimdi saldır dostum. Halet onu. Ha işte böyle. Çok güzel. Harikaydı. İşte böyle grup halinde çalışalım arkadaşlar. Şimdi Eriye yükseltebiliriz. Bakalım ne var. Evet. Etrafındaki tüm canavarları zarar veren bir atak. Bunu yapalım. 2-2 kaldı ki 2 işimize yaramaz. Ha, bunu bumerang mı yapıyor yoksa? Aa, bu bumerangtı galiba. Tüh ya. İyi, bumerang kullanmak istemiyorum ki. Neyse, ara sıra kullansak iyi olacak galiba. Yaptım gitti artık. Ben hala 2 puanım var. Onunla bir şey yapamıyoruz. Hayat durumumuz nasıl? Şuna saldırsak ne olur? Ah. Dur, şuna saldıralım. Tek başına. O tek başına demiş. Bu ne la? Krek mi öldürecek? Ne yapacak? Oo, güçlü bir saldırı değerlik. Tebrik ederim. Oo, ha. Dediğim yani de. Öperken dediğini kullanıyor. Tamam. Kolay hallettik ya. Yolumuza devam edebiliriz arkadaşlar artık. Şimdi bir yol ayrımına geldik. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Aşağıda bir şey var. Şu bir hayret mi de bu? Ha evet. Bu ne hayret, bir yakalayamıyor muyuz? Neyse, bir şey bulduk.
Panzehir bulduk. Şimdi yukarı doğru gidecek diyecektim de önümüzde bu çıktı. Neyse. Bunu da halledelim. Yukarı doğru çıkalım ondan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Etraf yol ayrımı dolmuş ya. Şurada şuraya doğru bir gidelim. Şurada bir mağara gibi bir şey var. Yoksa. Hayır. Yukarı çıkmamız gerekiyormuş. Tepeye çıkacağız anlaştan. Ve burada ne? Özel bir bitki mi var? Birkaç ot bulduk. Bir panzehir bulduk ve burada bir hazine kutusu var. Yani belli bir yere durmamız gerekir. Bir madalyanı bulduk da. Ne işe yarıyor bilemiyorum şu anda. Bir saniye hemen. Bakar mısın? Belli yere de sadece yukarı çıkarabiliyoruz. Çıkabiliyoruz. Geri gitmemiz gerekir anlaşılan. Evet arkadaşlar, orada sadece canavarlar varmış. Gerçi bir hazine de bulduk ama anlaşılan buradan dönmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu bir savaşalım. Halledelim şu. Şmola zaten tam şey anlamına geliyor. Dudak. Burada şey şişmiş dudak anlamına geliyor ki şişirdik onu da. Tamam, şuradan devam etmemiz gerekiyor. Şu ne ya, bizi takip mi ediyor bu? Sürücan. Ha işte bak şmola yani. Öpücük saçan anlamına da geliyor aynı zamanda. Köprü. Ha şurada bir. Oo, buraya düşmesek iyi olur. Burada hiçbir şansımız olmaz onlara karşı. Ama burada konaklayabileceğimiz bir yer var. Çok güzel. Yolun yarısını gelmiş olduk. Aa, bu da neyin plası? Bu da neyin şeyi? Konaklamak için bir yer. Tam da doğru zamanla denk geldi. Taşıya gitmeden önce burada biraz dinlensek iyi olur. Geceyi burada geçirelim. Ne dersin? Tamam, bir fikir. Aa ne güzel. Güzel bir atmosfer yapmışlar kendilerine. İnanabiliyor musun? Dietrich'in yaptığına bak hele. Doğru yola gitmesi gitmekle kalmamış. Bir de evlenmiş he. Ve en güzel yerlerde bir dükkan açmış. Çok değişmiş. Öylesine. Eskiden çok iyi arkadaştık. Hem de en iyi arkadaşlar. Evet. Neredeyse her yeri gel dolaştık. Ve bir sürü hırsızlık yaptık. Aa ne günlerdi ama. Aa bu arada geçmişte konuşmuşken o zamanlarda bir şey bulmuştuk. Ve eminim ki bugün çok yardımcı olacaktır. Evet. Kesinlikle yapmaya kararlıyım. Sana o bulduğum şeyi vereceğim. Çok sevineceksin. Yani biz öyleydik bulduğumuz zaman. Bulduk derken çalmaktan bahsediyor herhalde. Bu ne nesi? Ve işte taşınabilir bir dövme. Gerekli olan tüm malzemeleri içine koy. Demirle biraz uğraş ve istediğin her şeyi yapabilirsin bununla. Sadece demir eşyalar demiyorum. Tahtadan ya da başka şeylerden de istediğin her şeyi yapabilirsin. Demir dövmeden hiç anlamam ama eminim ki senin çok işine yarayacaktır. Ama herhangi bir eşyaları iç içe koyamazsın. Doğru eşyalar lazım ve bunun için de plana ihtiyacın var. Ya senin için bir ufak bir yardım. Evet, daha demir sıcakken hemen işe başlasan iyi olur. Evet, yeni bir kitap verdi. Dövmeciliğin başları yani nasıl yapılır? Tamam. Evet, bazen kütüphanelerde böyle küçük hazineler olabilir. O yüzden gözlerini dört aç. Haklı. Bakalım. Bir şey yapabiliriz. Bakalım ne yapabiliriz? Silahımızı geliştirebiliriz. Yeni bakalım ne var. Evet. Kılıç. Ya da ufak bir bıçak. Şey yapabiliriz bunu. Malzememiz var mı? Evet. Erik'e veririz. Erik için bir tane yapalım. Al Erik, bu senin için. Aa kendiniz mi yapalım?
Tamam. Olmadı galiba çok. Aa, iyi fazla yormayacak bu neden? Şimdi bir bakalım. Aa, fazla yormayacak. Şimdi bıraksam iyi olmayacak. Ne yapabilirim? Ah, devam edemiyorum. Aksi. Boş vereceğim. Potansiyel kalmadı. Potansiyele ihtiyacım var. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bilseydim dikkat ederdim ya. Of. Neyse, bitirmek zorundayım. Kötü oldu. Evet. Satarız o, neyse. Bakalım neyimiz var. Şunu yaparsam. Hadi buna daha biraz dikkatli olmalıyım. Emin misin yapmak istedin? Evet. Ama potansiyelim kaldı mı? Yoksa doluyor mu? Şimdi. Hadi yapalım. Tamam. Şimdi şurada sıra. Bir tane daha. Tamam. Tekrar bir göz atalım. Fena değil. Devam edelim. Şimdi alt bölümünü. Bir tane daha vursam fazla olabilir ya. Son bir kez daha. Evet, böyle iyi. Bitirelim. Ama önce bir bakalım nasıl. Aa, harika olur diyor. Tamam. Şu anda Begut Ahtın yazıyor. Yani bir kontrol bakışı. Onunla baktığımızda yapmadan önce iyi olup olmayacağını görebiliriz. Ve bize iyi diyor. O zaman hemen bitirelim bu işi. Hay aksi. Eriye perfect oldu. Eriye güzel bir kreş yapma imkanını kaybettik ya. Üzgünüm Erik. Yapacak bir şey yok. Olan şeylerimizi şey yapabilir miyiz? Ha, eşyamız yok. Neyse, artık şimdilik boş verelim. Neyse, istediğim gibi olmadı ama. Şimdi yolumuza devam edelim. Evet, güneş açıldı. Taşlıca ekme zamanı geldi. Harika. Şimdi oyunumuzu burada kaydedelim. Burada kaydedebiliyor muyduk? Evet, aynen. Kaydedelim burada oyunumuzu. Şimdi bir köpek vardı. Ne alaka köpek? Bizi kokladı, tamam. Burada kimse yok mu ya? Oo. Buradan geçmek imkansız. İçeri gidebiliyor muyuz? Burada bir hazine var. Ama bize ait değil ama. Aa, evet. Bir yemek kitabı bulduk. Alalım artık. Sahibi helal etsin. Burada sana bir kitap daha var.
işe yaramaz bir şey galiba. Neyse, of şunları da bir küpleri de kıralım, ondan sonra yolda devam edelim. Güzel torba bulduk. Kupa bulduk. Evet. Kupa şeydi ya. Bakır bulduk. Aslında onu silah şimdi yapabiliriz. Şimdi. Hayır. Silah. Suya da ihtiyacımız var. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Köpek bizden ne istiyor? Peşimizden mi gelecek yoksa? Evet. Bize bir şey mi demek istiyor? Bu da bir canavar var. Hayır, bu canavar değil, bu ne? Aniden Hasan'ın eli, ya doğrusu karımının eli ışıldamaya başladı. Evet, anlaşılan özel bir bitki olsa gerek. Elini uzatmak ister misin? Uzatayım. Bakalım uzatınca ne olacak? Evet. Beni parlamaya başladı. Çiçekleriyle ne oldu acaba? Evet. Yani birisi şarkı söylüyor. 1-2-1-2 ağaçlara vururum. Gerçekten de ağaç kesmeyi çok severim diyor. Bu da neyin nesi? Olamaz! Köprü! Daha dün tamir etmiştim. Ve şerefsizin biri paramparça etmiş. Eğer kim olduğunu bulabilirsem... Beni mi çağırdın? Emrindeyim. Çok eğlenceliydi bu aptalca köprü paramparça etmek. Al, sana biraz daha göstereyim neler yapabileceğimi. Asir. Ne yapıyor onu şimdi? Köpeğe çevir. Daha azca bir insanı, şimdi ise bir köpek oldun. Gerçekten de çok büyük bir ustayım. Bir sonraki şeyim ne olsa, yapacağım karmaşa ne olsa acaba? Bakalım ne yapacak? Hazine. Boş bir tane hazine kutusu. Galiba çok iyi bir fikrim var. En iyisi birinin gelip geçmesini bekleyeyim. Demek öyle. Bu da neyin nesiydi? Sen bitkiye dokununca çok garip bir kaç şey gördüm. Köpek. Demek. İnanamıyorum. Yani bu önümüzdeki köpek aslında az önceki adam mıydı? Seninle yolda olunca insan gerçekten canı sıkılmıyor. Seni gerçekten de kurtardığıma çok memnunum. Ama sadece söyleyebileceğim tek şey var. Çıkmak istiyorsak buradan, bu köprüyü tamir etmek zorundayız. Ve anlaşılan o ki bu köpek o köprüyü tamir edecek tek kişi. O az önceki dostumuzu yakalamak zorundayız. Geldi, yolu geri gidelim. Belki bir şey atlamışızdır. Geldiğimiz yolu geri gidelim de nerede ne atlamış olabiliriz? Hazine kutusunu bir tane gördüm ben. Bir hazine kutusu görmüştüm. Şurada bir inek mi var? Bir canavar mı yoksa? Ne konuşan bir tane, ne güzel bir hava değil mi diyor. Anlaşılan o ki tüm gün güzel bir hava olacak. Ha.
canavar. Gerçi de şaşırıyorum ki o da bir canavar var ki. Doğru yolda mıyız acaba? Ha işte burada. İşte burası. O bahsedilen. Ha İşte bir sonraki zavallılar geldi. Şimdi onları isterim. Ha! İşte benim. Merhaba. Aslında korkmanız gerekirdi ama siz korkmuyorsunuz. Neyse, plan B zamanı. Al bunu, alın bunu. Ha! Bu mu yani? Bunu korkutucu mu buluyorsun? Ah, çok zayıf dostum, çok zayıf. Sen ne dedin az önce? Benim kim olduğumu biliyor musun? Bir sonraki şakamı şimdi sen görürsün. Vah. Yaklaşıyor. Saldırırız biz de. Uf. Hemen. Hemen şunu kullanayım. Al sana. Lan. Of. Kendime kullanayım. Kusura bakma Erik. Bir son. Ah dur şimdi sana kullanabilirim Erik. Oo bir tane kaldı bu son. Kazanmak zorundayız bundan sonra. Aa kendini iyileştirdi Hayaksi. Heh işte böyle. Biraz aksiyon göster. Oo hep bana saldırma lan. Ah tamam. Kendimi iyileştireyim. Doğru ya. Boş boşuna onu kullandım. İyileştirme şeyi öğrendim ben ya. Sihri öğrendim. Şimdi saldırırım. Aslanım benim. Biraz Son Goku gibi oldu. Şimdi sen görürsün. Ha, hallettik. Şimdi evet. Canavar yok edilmedi de evet halledildi diyelim. Aman tanrım bu sefer yenildim. Hey siz ikiniz. Aa bu az önceki dostumuz değil mi köpek olan? Kendisi bir marangoz anlaşılan. Evet artık değilim. Sizin sayenizde. Bu arada adım Hagit. Ben ormancıyım. Ve size çok borçlandım arkadaşlar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl borcumu ödeyebilirim? Aa çok basit. Biz de senin o köprüyü tabir edebileceğini düşünmüştük. Elbette seve seve yaparım. O zamana kadar şeyimde kalabilirsiniz. Barınağımda. Hemen tamir edeceğim. Ha, ben de tam da bunu sizden duymak istiyordum. Çok çok teşekkürler deyip adamı yolu işine koyalım. Biz de gidip dinleyelim evinde. Ha, ne çabuk tamir etti. Üzgünüm sizi beklettim ama işte görmüş olduğunuz gibi köprü tamir edildi. Ve eskisinden daha sağlam. Yani öyle gibi evet. Evet hiç zaman kaybediyorsunuz değil mi? Gerçekten de çok yardımcı oldunuz bize.
Aa gençler. Şimdi o görmüş olduğunuz vizyona gelecek olursak, hani çiçeğe dokunduğunuz zaman düşündükçe gitgide daha da emin oluyorum. O yaşamış olduğunuz şey Yggdrasil, kaderi olabilir sadece. Ne dediniz? Büyük büyük babam bundan bahsediyordu küçük olduğum zaman. Yggdrasil havalarda böyle süzüşen bir ağaç. Yani hayatımızın kaynağı da diyebiliriz ona arkadaşlar. Her bir yaprağı dünyamızda bulunan huzuru ve harmoniyi korur. Daha doğrusu sağlar. O görmüş olduğunuz parlayan ağaç da, daha doğrusu yaprak da onun bir parçası. Ufak bir kök diyebiliriz. O bir evren ağacı kökü ve onlar bazı insanlarla da seçilmiş kişilerle de iletişime geçebiliyor. Bunu dedem bana demişti. Ve sizin görmüş olduğunuz gibi böyle görüşlere sebep olur ya da sağlar. Şimdi tekrar aklıma geldi. Küçükken o aptal şeyle saatlerce konuşmaya çalışırdım. Ama hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Ama siz gençler, siz farklısınız. Siz seçilmiş kişilersiniz. Aa, bazen hayat gerçekten de hiç adil değil. He. Çünkü yanında görmüş olduğun kişi ışık getiren. Demek ki sen sadece ışık getiren değil, aynı zamanda Yggdrasil'in en sevdiği yaprasın, öyle mi? Bazıları gerçekten de şansı böyle faiziyle alıyor, öyle değil mi? Harikasın, gerçekten de harikasın. Hadi gel gidelim. Evet, yolumuza devam edelim arkadaşlar. Hop, karşı geçti bile adam. Yoksa o bu satıcı mı yani o? Teşekkürler. Siz olmadaydınız, olmasaydınız asla karşı geçemezdim. Ne satın alalım? Paramız var mı ki? Aa, paramız varmış ha. Ama artık kendim yapabiliyorum ya. Bende yok mu bir tane zaten? Başka neler var? Ah, taze su ihtiyacım var. Evet, az önce yapmak için. Ali mi buna para ver? Yoksa 100 ya, çok pahalı, kendim yaparım bunları ya. Pahalı pahalı, kusura bakma. Geç buradan geçmek için bekleyeceğim zorladı ama neyse, artık almadık, yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi ne oldu, burası kapalı mı? Aradan geçebilecek misin? Evet, geçebildik. Evet, ne oluyor be, zehirlendik galiba. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar köyümüze az kaldı. Kameraya bir bakalım. Yalnız diğer taraftan bize alakalı. Hemen buraya doğru kestiğinde gitmek için buradan geçmemiz gerekiyor. Az kaldı. Bakalım bizi ne bekleyecek arkadaşlar. Çalabiliriz ha. Biz de yolumuza devam edelim. Ha, neden? Ya, hemen indik. Evet, işte. Taşlıcaya geldik. Aa, her şey normal gibi. Değişen bir şey yok. Askerlerden önce mi geldik yani? Olabilir mi ya? İşte annemiz de orada. Güzel. İyi. O zaman bunlara
Uyarabiliriz. Evet. Neyse, ama isterseniz arkadaşlar bir sonraki bölümde devam edelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.